Ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Altay'ın tamam. Kesinlikle çok daha şimdi, böyle otoriter bir yani karakter senin, durması sen gerekiyor. Bak, burada buradan çıktıktan sonra efendi ol. Sağdan çıkarken efendi ol ki ölesin. Demeçlerinde efendi ol. Ama burada, bu sahada, burada, şu alanda psikopat olacaksın. Biraz da bastırt olacaksın. Efendim çocukluk da olacak iş değil. Bastırda gerek yok. Bastırt yani, agresif olması yeter. Şimdi hakem... Bastırdı da yaramaz çocuk diye çevirin. Abi öyle ben demiyorum bastırdı. Yine. Bastırdı ne diyor? Jose Mourinho, Tottenham belgeselini izleyin. Hepiniz çok iyi çocuklarsınız. Tamam, süper insanlarsınız. Orada nasıl çevirdiler? Bastırt olun diyor abi. Orada iyi çevirdiler. Biraz bastırt olun diyor. Lafı çeviremediler orada. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu Bakasetas. O gün 10 kişi kalmışsın. Burada topun başında Bakasetas var. Kalede Volkan Demirel olsaydı da görseydim ya. Ya bak ben Volkan Demirel'e diyorum ki 6 sene sırf bir Volkan'dır Fenerbahçe yalanında kaldı takımda diyorum. Ya son 6 sene Volkan yerine adam gibi birinci kalecisi olsaydı Fenerbahçe'nin 2 şampiyonluğu fazlaydı. Avrupa'da da en az finaldeydi. Ya Volkan'ı kaleci olarak eleştiriyorum. Ama burada Bakasetas gene aynı vuruş yapsaydı da kalede de Volkan olsaydı görseydim ben. Burada takımı tutacak adam sensin kaleci. Sen takımı tutamadın. Bir kere bu konuda kendini artık geliştir. İki, bu arkadaşımız Mesut Özil, senden lider olmaz. Sen liderlik istiyorsun. Verdiler. Hakemin arkasında geziyorsun. Şimdi liderlik kavramını birazcık açalım. Mesut Özil'den lider olur. Top kullanma lideri olur. Oyun lideri olur. Oyun lideri olur. Oyunun böyle teknik lideri olur. Oyun lideri olur. Cristiano Ronaldo olur. Ama Sergio Ramos olmaz. Baggio'dur. Bak Baggio'dur. Daha böyle kibar, janti. Ama işte Sergio Ramos olmaz. Elegan. Yani Türkçe anlatamıyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi, yabancılar öyle diyor. Baggio'nun takımında kimdi bizim baba lider? Ferrer, Ciro Ferrera'ydı. Evet. Yani oyun lideri Mesut olur. Ve hatta Bergomi bile vardı hala. Oyun lideri Baggio olur. Baba lider Ferrera olur. Oyun lideri Platini olur. Baba lider Şire'ye olur. Oyun lideri Gullit Van Basten olur. Takımın lideri Baresi olur. Anlatabildim mi? Şimdi Mesut Özil oyunun lideri olur. Ondan daha iyisi olmaz. Ama takımın lideri o değil. Bu Mourinho'nun bastırdığı şey değil mi? Aslında. Tam Baresi ya. Tam. Gattuso bence. Baresi, Gattuso, Pirlo. O takımın hepsi ya. O Milan'ın tamamı öyle. O takımda bastırt olmayan bir kaka var zavallı. Bir tek o var yani. İnzaghi'si de bastırt. Şey de öyle. 0'dan 3-3'e final verenlerin her tarafı bastırt olsan olur ya. Öbürleri de öyleydi ama. Öbürleri de öyleydi. Bence şurada güzel örnek şu. Fenerbahçe'nin örneklerden gidelim. Bak. Baresi çok yetenekliydi falan. Ümit Özat aşırı yetenekli değildi ama gerçek bir liderdi. Baresi de lider. Ay, Ümit Özat liderdir abi. Sağ içinde de, Roberto sağ dışında Carlos da. Liderdir. Şimdi öncelikle böyle Altay'a yaptığın işi de çok haklısın. Bir yani böyle Altay'ın kaleciliğine fanı olan bir yorumcu olarak önemli eksiği abi. Zaten barajı iyi kurduramama liderlik eksiğidir. Tabii abi. O bu kalecilik yeteneği değildir. Oyun vizyonu artı liderliktir. Abi sesleniyorum. Bak, dinlemiyorlar ki olmaz. Hayır abi öyle şey olur mu ya? Dinleteceksin. Bak çok güzel örnekler vereceğim. Evet. Geçen anlatmaya çalıştım. Abi basın topasına çıkıyorlar. Hazırlık kampında. Hazırlık maçı öncesi. Kaleci Schmeichel. Roy Keane. İki lider değil mi? İkisi de güneş gözlüğü takmış. Alex Ferguson da gülüyor basının karşısında. Böyle gülüyor. Sonra böyle yapıyor. Gözlüklerinizi çıkarın diyor. Mosmor. İkisi birbirine dalmış ve bu yüzden. Ben lideriyim. Hayır ben lideriyim. Alex Ferguson demiş ki tamam ya yeter ki öyle hatalı gol yemeyin. Birbirinizi dövün. Tabii canım. Ya Beckham'ın kafayı krampon atıyor ya. Mesela o tartışma da o şey değil yani. Hani iyi orta yaptın şey değil. Hava civa yapıyorsun dışarıda. Hep manşetlerdesin de. Bir görelim bakalım bir ya. Bir saha içinde de bir devam et. Ya da aklın burada değilse satayım oğlum seni diyor. Şimdi Altay'ın yapması gereken bir. Durmadan şeyleri izleyecek. Karadağ maçında barajda ve havadan yedi. Tek bir yer var topun gidebileceği. Tek bir yer var. Barajın en dibindeki oyuncu yap kur barajı. Ya böyle bir abi bak şuraya abi, bir şöyle. Oyuncu koyduğun koyun zaman bitti ya, gitti gitmiyor. Ya. Gitmiyor. Evet. Çünkü tek bir yer var. Solak oyuncu buradan evet, buraya atabiliyor. Evet. Sağ buraya gelecek hop alıyordu ya mesela. Evet. Schumacher öyleydi hatırlarsan. Hiç uçmasına gerek kalmıyordu. Niye?
Şumer Müjdat'a ne diyordu hatırlıyor musun? Bir kere de Müjdat'ta Şumer kavga etti hatırlıyor musun? Müjdat Şumer'i dövmüştü ha. Ama Müjdat da liderdi. Ona daldı ikisine. Ama Müjdat da liderdi. Ama Müjdat lider olmasa bunca da Fenerbahçe'de oynayamazdı. Tabii. Çünkü mesela doğal yetenek olarak Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen'in gerisinde bir oyuncu. Tabii canım. Ama bir tane lider, ama o dediğin oyuncu gerekiyordu. Abi. O dediğin B nokta nokta oyuncu gerekiyordu. Evet abi, normalde orta saha oyuncusuydu. 103 gollü sezonda izle. Savunma noktasında oynuyor abi adam. Orta sahada yetenince iyi olmadığı için. Tabii. Mesela ben bazen böyle Necip'i benzetiyorum Müjdat'a o açıdan. Arkada bazen işe yarıyor liderlik. Evet. Gerekiyor abi, biri direnç gösterecek. Ben böyle hakeme itirazda değilim. Hakeme itiraz başka şey, oyunun kontrolünde kendini ezdirmek başka bir şey. Bu yüzden eleştireceğimiz oyuncu Mesut olmaz, çünkü Mesut'tan bunu bekleyemez. Mesut Real Madrid'de de aynı. Ben eleştirmiyorum. Yapmadı. Olmaz ondan diyorum. Werder Bremen'de de yapmadı. Mesut'un bu hakemle ilgili tek bir olayı var. Dünya Kupası'nda unuttu. Türkçe duygularını açıkladı hakemle ilgili, ama biz biliyorduk yani Türkçe. O Almanlar bilmiyor mu? Şimdi o başka bir şey. O zaten bir işe yaramıyor abi. Bak olay şu. Böyle gol yemezsin abi. Bir daha tekrar ediyorum. Varsa gösterin. Yere, barajda yere adam yatırma odası çıktıktan sonra yani bunu şanssızlıkla falan açıklayamazsın. Yani, bu şanssızlık falan değil. İzlediğimiz, bildiğimiz dünyada yok. Evet. Ben hiç görmedim. Ben de görmedim. Yere oyuncu yatıyorsa... Belki Kolombiya Ligi'nde falan olmuştur. Yerden vurdurtmamak için. Yerden vurdurtma. Kolombiya Ligi'nde olur mu be abi? Baba yerden de vursa. Yerden de vursa. Kolombiya'da bir takım öyle gol yese barajın hepsini döver kaleci be. Yerden de vursa sen zaten içeriye doğru atlıyorsun. Topu dışarı at abi. Mondragon falan, hatırlatayım Kolombiyalı kalecileri. Higuita. İkinci liginde olur. Dişini söker. İkinci liginde. Oğlum dişini söker. Bak barajdakinin dişini tabii söker. Abi. Tabii canım. Güney Amerikalı kaleci diş söker abi. Şilavert falan dövüyordu. Evet, hatırla abi. Tokatlıyordu. Altay tokatlayacaksın abi. Gerçekten ciddi söylüyorum. Tabii topu abi. Değil. Mecazi anlamda. Kardeşim böyle baraj olur mu? Siz takımın kaderiyle oynuyorsunuz. Bir kere kaleci. Bağıracaksın. Bir kere kaleci durup abi. Dururken şut dediğin. Orta sahadan şut yerde düştü, hepsine fırça atardı. Diyorum niye abi bunu yapıyor? Kendilerine gelsinler diyor. Bak bravo. Ya orta sahadan şut atmış kardeşim, savunma ne yapsın ya? Olsun. Ulan sizin attıracağınız şutunda falan. Volkan da öyle yapardı abi. Her pozisyon vurduruyorsunuz falan. Ya vurdurmayın kardeşim falan. Abi kaleci biraz böyle olur. Tabii kesinlikle. Altay'ın önemli eksiği bu. Şimdi bu konudaki eleştirilinde çok haklısın. Mesut'tan da lider olmaz. Şimdi ben Fenerbahçe'nin lider futbolcu ne demek? Ben şimdi Fenerbahçeliyim, Trabzon'dayım. Maça çıktım. Takım 10 kişi kaldı. Ali de belli ki operasyona gelmiş. Sen de Ali değil, şans alan. Ben Ali şans alan olmam. Tamam, sen Ali şans alan. Deme. Şans alandı. Şimdi Uğur ben olsun. Şu tarafa Ali şans alana konuşuyorum. Uğur şans alan. Şimdi ben Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'yum veya Serdar Çelikler olarak futbolcuyum. Krampon bağlıyorum. Şimdi faul verdi. Gösterme sarı kart, gösterme, abilerin kızar. Abilerin kızar. Tabii tabii. Seni buraya bak, hakemle hiç hakemi görmüyorum. Tabii seni atayanları da biliyoruz biz. Soracağız hesabını. Böyle böyle 50 kere konuşurum. Bıdı 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 bıdı. Tayfur da yapardı böyle. Ayıp yaptın senin. Tayfur çok yapardı o işi. Evet evet. Beşiktaş'ta kaptan. Senin yaptığın ayıptır. Ayıp denen bir şey var. Biraz vicdanınız olsun be falan. Laf sokar çekilir. Öyle yapacaksın abi. Lider oyuncu bu. İşte ben Ali Şansalan, yani sen yanlış anlama, Ali Şansalan. Ha ben olmam. Tam böyle bakayım. Hayır. Şöyle bakarak. Uğur Şansalan. Buyurun. Sen kimsin? Sen kimsin Fener'e böyle yapıyorsun? Uğur Sever oldu. Karakol. Zaten hayatınız Fener'le uğraşmak. Zaten hayatınız Fener'le uğraşmak. Biz sizin yeter artık, sus der en fazla. Hadi göster sarı kartı. Sana sarı kart gösterir en fazla bir tane. Ne dedim şimdi bana gösteriyorsun? Ne dedim de bana gösteriyorsun diye bir de konuşurum. Herkese anlatırım. Böyle göstertirim yani artık. Her yer kamera abi. Şimdi ben sana ne dedim ki bana kart gösteriyorsun? Daha beter konuşurum. Ben susarım. Derim ki oğlum bana gösterdi. Gel sen başla mesela. Bu sefer o başlar. Verme, buna da verme falan. Mesela düdük çalar bizim lehimize. Vermeseydin ya nasıl oldu falan, anladın mı? Ya bunu yapacaksın abi. En üst seviyesini söyleyeyim, tek örnek böyle. Kielini bu tavır sayesinde kariyerinde 25 az sarı kart, 5 az kırmızı kart gördü. O dediğin şu var ya İtalyanlarda, bu neyse yumurta sıcak yumurta. Yani. Mamma mia işte bilmem ne değil mi böyle. Pizza. Napoli hareketi. Napoli değilse hepsi yapıyor. Napolilerin bu güneşeli de yapıyor. Evet. Yani. Kuzeyde de güneyde de. İtalya'nın tek ortak olduğu nokta o kuzey güney biliyorsun. Tabii. Mamma mia bilmem ne falan. Ne o ulan, arkadan daldım be. Gattuso mesela. Gattuso çünkü ben. Şimdi başka bir yere geleceğim. Mesela asıl, o zaman derdi. Mesela bizim lehimize faul çaldı. Nasıl verdin ya, hayret ya falan. Bak, kızmasın abilerin. Bunlar. Bak. Bunlar. Bunları yapacaksın abi hakemle. Bak bunların yalnız böyle bunların böyle toplamı. Hakemin 10 kararından birini değiştirtebilir. Yine seni ezdirmez. Tamam ama yine o tamam, ezdirmeme tamam. Top sende değil. Burada top sende babacığım, baraj meselesi. Altay yediği golü 2 kere hatalı. Doğru. Şimdi yine zaman ben övüyorum. Ha, şimdi Mesut için de değiştiriyorum. Mesut için de lider değil dedim bu. Mesut bunları yapamaz. Çünkü böyle bir kültürden gelmemiş. Abi, öyle bir oyuncu. Baggio'ya demezsin ki. Hayır, böyle bir konuşma kültüründen gelmemiş. Bunu ya İtalyan'dan bulur.
bulacaksın ya Türk'ten. İkisinin de vardır bu. Baggio'nun oynadığı takımlar Juventus, Inter, Milan değil mi hocam? Büyüklerin hepsini oynadı sırayla. Roma'da büyük takımda bir şey demiyorum da. Sporun sigortası HDI Sigorta Sonra programını sundu.